Merhaba arkadaşlar. Bu videoda elektriğin en temelinden başlayarak gerilim, akım, direnç, AC ve DC gibi temel elektrik kavramlarını öğreneceğiz. Bu dersimiz için 7 adet kart oluşturdum ve bunlara sırayla inceleyeceğiz. Kısaca şöyle size göstereyim. Şimdi arkadaşlar, ilk öğreneceğimiz kavram gerilim, akım, direnç kavramlarıdır ve bu kavramları anlamamızı kolaylaştıracak bir havuz su örneği ile konuya başlamak istiyorum. Arkadaşlar şekle bakıp zihninizde havuz olduğunu düşünün. Şimdi arkadaşlar havuzun içinde su var, suyun bir seviyesi var ve bir de musluğumuz var. Havuzdaki suyun seviyesini gerilime örnek verebiliriz. Burada su seviyesi ne kadar yüksek olursa suyun musluktan akış şiddeti o kadar yüksek olacaktır. Bu akış şiddetinin elektrikte ya da elektronikte karşılığı akımdır. Şekildeki suyun akış şiddetini etkileyen diğer bir faktör ise musluktur. Suyun akış şiddeti musluğu kısarsak azalır, musluğu açarsak artacaktır. Musluğun buradaki görevi ise suyun akış şiddetine karşı bir direnç, bir zorluk göstermektir. Burada musluğa da direnç örneğini verebiliriz. Şimdi arkadaşlar gerilim, akım, direnç kavramlarının teknik tanımlarını yapalım ve ikinci kartımıza geçelim. Basit bir elektrik devresi güç kaynağı, iletken tel ve yükten oluşur. İletkenlerin üzerinde şöyle göstereyim. İletkenlerin üzerinde serbest halde elektronlar bulunur. Bir devrenin çalışabilmesi için elektriksel bir harekete yani elektronların hareketine ihtiyaç vardır. Elektronları hareket ettiren bu kuvvete gerilim, elektronların akışına akım, akımın karşılaştığı bir zorluğa ise direnç adı verilir. Bakın arkadaşlar, şimdi buradaki su örneğiyle benzetelim. Elektronlara hareket eden kuvveti gerilim denir. Arkadaşlar gerilimi suyun seviyesine örnek vermiştik. Bakın suyun akışına akım demiştik. Burada da elektronların akışına akımı benzetebiliriz. Bakın burada musluk suyun akışına bir zorluk gösteriyordu. Bir direnç oluşturuyordu arkadaşlar. Burada da elektronların akışına gösterilen zorluğa da arkadaşlar direnç adı verilir. Şimdi arkadaşlar gerilimi devreye bağladığımız güç kaynakları sağlar. Güç kaynakların eksi yükleri daha fazla olduğundan elektronların yönü eksiden artıya doğrudur arkadaşlar. Yani şu elektronların yönü eksiden çıkıp artıya doğrudur arkadaşlar. Fakat akımın yönü bunun tam tersidir. Bunun sebebini size kısaca açıklayayım arkadaşlar. Akımın yönü ise bu şekildedir arkadaşlar. Yani artı kutuptan çıkıp eksi kutuba doğrudur. Akımın keşfi elektronun keşfinden daha önce olmuştur ve bir değişikliğe uğramayıp günümüze kadar bu şekilde kabul edilmiştir. Yani bu demek oluyor ki elektriksel hesaplamalarda akımın yönünü daima artı kutuptan eksi kutuba doğru alacağız arkadaşlar ve bu şekilde kabul edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu kavramların teknik tanımlarını öğrendikten sonra biraz daha detaylarını inceleyelim. Ve üçüncü karta geçtik arkadaşlar. Gerilim, potansiyel fark ve voltaj arkadaşlar. Hepsi aynı terimlerdir. Gerilimin birimi volttur. Kısaca V ile gösterilir. Bazı durumlarda arkadaşlar O ile de gösterilebilir arkadaşlar. Gerilim voltmetre ile ölçülür ve devreye paralel bağlanır. Voltmetrenin sembolü ise bu şekildedir. Hemen Şöyle bir voltmetre şu örnek üzerinden gösterelim arkadaşlar. Voltmetre devreye paralel bağlanır. Şu direncin üzerine düşen gerilimi ölçeceksek arkadaşlar. Şuraya bir bir voltmetre bağladığımızda, bakın bu böyle bir paralel bağlantı olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar, gerilim örnek, örneğin evlerde kullandığımız alkalim piller 1.5 volt değerine sahiptir. Evde elektrik prizlerimiz ise 220 volt değerine sahiptir. Şimdi gerilimi öğrendikten sonra arkadaşlar bir sonraki karta geçelim. Akım. Arkadaşlar akımın birimi amperdir. Kısaca A ile gösterilir. Formül ve denklemlerde I ile gösterilir. Ampermetre ile ölçülür ve devreye seri bağlanır. Ampermetrenin şekli ise arkadaşlar gösterdiğim şekildedir. Ampermetreyi de arkadaşlar devreye seri bağlarsak bakın bu, bu devreden geçen akımı ölçeceksek arkadaşlar şuraya bir ampermetre bağlarsak arkadaşlar bu doğru bir bağlantı olacaktır ve devreden geçen akımı bu şekilde ölçebileceğiz. İlerleyen videolarda arkadaşlar ampermetre ve voltmetre olarak e, ölçümler uygulamalı olarak yapacağız arkadaşlar. Şimdi teknik bilgi olarak öğrenmemiz yetecektir. Akıma örnek vereceksek arkadaşlar bakın 1 amper, 3 amper, 10 amper gibi örnekler verebiliriz. Ve bir sonraki karta geçelim. Direnç. Direncin birimi ohm'dur. Kısaca omega işaretiyle gösterilir. Formül ve denklemlerde R ile gösterilir. Direncin iki adet sembolü vardır arkadaşlar. Farklı farklı karşımıza çıkabilir. Direnci örnek verirsek 1 ohm, 220 ohm, 100 R. 10 yerine bazen R de kullanılabiliyor arkadaşlar. Ve diğer kartımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar AC ve DC kavramlarına geldik. Şimdi akım ikiye ayrılır arkadaşlar. 1 DC, 2 AC. Önce DC'yi ele alalım, ondan sonra AC'yi ele alalım. Arkadaşlar DC İngilizce bir terimden geliyor arkadaşlar ve kısaltılması var. Bakın direct current'ın kısaltmasıdır. Türkçe çevirecek olursak doğru akımdır. Doğru akımın yani DC'nin iki adet sembolü vardır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar doğru akım zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akımdır. Bakın gerilimin zamana göre grafiğini incelediğimizde yönü değişmeyecektir arkadaşlar. Doğru akımın artı ve eksi olarak adlandırılan iki adet sabit bağlantı ucu bulunur. Akımın yönü daima artıdan eksiye doğrudur. Doğru akıma örnek verecek olursak piller, aküler, telefon bataryası, doğru akım verebilen güç kaynaklarına örnektir. Şimdi gelelim alternatif akıma. Arkadaşlar alternatif akım e, kısaca AC'dir. İngilizce bir terimden geliyor yine. İngilizcesi alternating current. Türkçeye çevireceksek alternatif akımdır. Alternatif akımın sembolü bu şekildedir. Alternatif akım zamanla yönü ve şiddeti değişen akımdır. Bakın, gerilimin zamana göre grafiğini incelediğimizde bakın burada artı iken burada eksi olmuş. Alternatif akımda akım şiddeti sürekli değiştiği için DC akımda olduğu gibi artı ve eksi olarak bağlantı sabit bağlantı bulunmaz arkadaşlar. Çünkü akım şiddeti değiştiği gibi bu uçlarda sürekli yer değiştirir arkadaşlar. Ve bunu saniyede 50 defa yapar. Buna da arkadaşlar frekans denir. Yani frekans saniyedeki anlık hızdır arkadaşlar. Şimdi AC kaynakta akımın yönü örneğin kaynağımızdan şöyle çıkarken arkadaşlar bu sefer böyle çıkacak arkadaşlar. Bunu saniyede 50 defa arkadaşlar değiştiriyor. İşte buna frekans diyoruz. Türkiye'deki şebeke elektriğimiz arkadaşlar 220 volt 50 Hz'dir arkadaşlar. Bu 50 Hz işte arkadaşlar. Bakın bu akımın yönü saniyede 50 defa değiştiği için arkadaşlar 50 Hz olarak adlandırılır. Örneğin bu Amerika'da 60 Hz'dir arkadaşlar. Amerika'da ise bu döngüyü sürekli yani saniyede 60 defa yapıyor demektir. Şimdi arkadaşlar bir evimizde kullandığımız su lambayı bir düşünün. Ve 220 voltta çalıştığını düşünelim. Şimdi bu lamba arkadaşlar şu grafikten incelersek bakın şimdi lamba burada maksimum parlaklık gösterecektir. Fakat arkadaşlar bu döngüyü ee, şöyle, şöyle buradan kabul edersek böyle bir cycle arkadaşlar, yani bu saniyede 50 cycle yapıyor arkadaşlar. Şurayı 0 volt kabul edersek, bakın lamba her yani 50 saniyede bir sönüyor aslında. Ama biz gözümüzle bunu göremiyoruz arkadaşlar. Bunu o kadar hızlı yapıyor ki gözümüz bunu algılayamıyor arkadaşlar. İşte bu terimde arkadaşlar, bu 50 defa yapmaya da frekans diyoruz arkadaşlar. Frekansın birimi de bu arada hertz, onu da vereyim arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olup bizlere destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.